denen bir şey de artık açık açık yapılıyor. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da Çin ziyaretinde Şangay ülkeleriyle samimi bir görüntü verdi. Görüşme öncesinde bunlar aslında iki ülke tarafından da stratejik adımlar olarak değerlendirilebilir mi? Böyle yorumlamak doğru olur mu? Yani bunu Türkiye'nin belirli ülkelerle veya belirli grup ülkelerle ilişkilerini aslında Amerika'ya karşı o bir karşıt bloklaşma olarak algılamamak lazım. Hı hı. Türkiye coğrafyası konumu gereğiyle de yani en başta güney sınırların ötesindeki bu istikrarsızlık, iç savaş, parçalanmış devletler, Orta Doğu'nun bu sorunları, bölgede bir düzenin olmaması vesaire buradan kaynaklanan çeşitli güvenlik sorunları ve tabii ki bir zamanlar biliyorsunuz bu alanlarla Türkiye ticaretini ve belirli ülkeler üzerinden örneğin Suriye üzerinden Orta Doğu'ya açılımını yapıyordu evet. ticari anlamda. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı istikrar ve huzurun sağlanması ve en başta Suriye'nin siyasi bir işte anlamda bu toprak bütünlüğünün parçalanmaması bunu engellemek için Türkiye bu konudaki rahatsızlıklarını ortaya koyuyor. Bu nedenle de tabii ki bir taraftan biliyorsunuz Suriye'de şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi desteklemiyor. Afrin söz konusu olduğunda Rusya'nın da bir desteği var. Gerçi Rusya'dan yapılan açıklamalar bunları çok fazla itibar etmeyin denildi ama gene de demek istediğim şu. Yani bizim sınırlarımız ötesinde öncelikli olarak Suriye meselesi. Onun yanı sıra bununla irtibatlı olan Irak ve bu işte PKK mevzusu bahis konusu olduğu sürece Türkiye tabii ki bu konuda Rusya'yla da işte diğer ülkelerle de bu sorunlarını paylaşacak ve söz konusu olan bu ortak terörizmle mücadele meselesi ise bu ilişkileri çeşitlendirmek ve geliştirmek zorunda. Ve